Merhaba çok değerli futbol severler. Bugün Ali Beyköy'deyiz. Sağdan maçın hikayesi programını Ali Beyköy'den sunacağız sizlere. Bugün ikinci grup 4. hafta maçında Ali Beyköy Spor sahasında Karşıyaka'yı konuk ediyor. Karşıyaka tabi herkesin de bildiği gibi çok köklü, geçtiğimiz aylarda 100. yılını kutlayan İzmir'in büyük bir camiası, Türkiye'nin büyük bir camiası. Ali Beyköy Spor taraftarı da tabi heyecanla bu büyük camiayı konuk ettiği için Ali Beyköy Spor'da bir teknik adam değişikliği oldu. Bildiğiniz üzere Zeki Ersoy'la yollar ayrıldı. Önder Deniz Kolgu takımın başına geldi. Bugün bakalım farklı bir kadro var gibi diğer maçlara oranla baktığımızda. Karşıyaka'nın 4 puanı var. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyeti var. Ali Beyköy Spor'un ise 2 mağlubiyet, bir beraberliği var ve 1 puanı var. Tribünlerin dolmasını bekliyoruz. Zaten yavaş yavaş gelmeye başladılar. Şöyle arka tarafta da baktığınız gibi Karşıyaka taraftarı da kendine ayrılan bölümü doldurdu sayılır. İyi bir maç olmasını umuyoruz. Hava sıcaklığı yaklaşık 25 derece. Oldukça iyi bir hava diyebiliriz. Maçın içerisinden ve maçın ardında röportajlarla sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Umarız güzel bir maç olur. Görüşmek üzere. Evet, Ali Beyköy'de ilk devre sona erdi. Ali Beyköy Spor 0, Karşıyaka 1 ilk devre skoru. Karşıyaka tribünlerindeyiz. Yusuf Hacıoğlu abiyle beraber, Hacıoğlu'ydu değil mi? Hacıoğlu. Yusuf Hacıoğlu abiyle beraber, İzmir'den geldi Yusuf abi. Yusuf abi, ilk devreyi değerlendirirsen neler söylersin? Vallahi Ali Beyköy Spor taraftarı şimdi bize iyi karşılık verdi. İnşallah böyle gider bu maç. İnşallah bizim galibiyetle de sonuçlanır. Bizim puana ihtiyacımız var. Ali Beyköy yeni çıkmış amatörden ama tutunması lazım bu ligde. Bizim de bayağı bir mesafe kadar da bu ligi geçmemiz lazım. İnşallah bu maçta bakalım. Dostluk kazansın ama iyi oynayan kazansın sonuçta. İnşallah kazasız belasız bir maç olacak. İkinci devre daha güzel şeyler olacağına inanıyorum yani iki taraf içinde. Bakalım zaman ne gösterecek. Bir 45 dakika sonra hayat devam göreceğiz bakalım mücadeleyi. İzmir'de de maçlara gidiyorsundur herhalde Yusuf abi. Nasıl görüyorsun yani Karşıyaka sahasında mı daha iyi burada dışarıda ilk devre seyrettin? Ya biz yaklaşık 1980'den beri deplasmanda oynuyoruz desek yeridir. Bizim en büyük sıkıntımız kendi stadımızın olmayışı. Biz İzmir'e geçiyoruz biz Karşıyakalıyız. Karşıya geçeriz biz. Atatürk stadına gideriz, Alsancak stadına giderdik onu da kapattılar. Şimdi bizim en büyük handikapımız seyirciyle oynayan takımız biz. Bizim seyirci takıma baskı yapar, rakip takımı da bozar diyorsun. Evet. Bozar. Bu Karşıyaka Spor'da yani bizim şu an 3. ligde olmamıza rağmen tamam mı? Yani Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bile bu kadar seyirci potansiyeli yok. Ama bir ahenk yakalamamız lazım. Bizim de en büyük sıkıntımız stat sıkıntısı var. Stadı da inşallah bitirirlerse bir gün o zaman daha güzel olur. Yani bizim için İzmir'de de oynasak biz deplasmandayız. Atatürk stadında maç yapıyoruz biz. 100 metre var statla tribün arası. Sen buradan bağırıyorsun, bağırdığından kalıyorsun. Yok ya. Karşı gelen rakipteki takım da şeye giremiyor. Yani sıkıntıya girmiyor. Evet, burası avantajlı anlamda. Tribünler yakın. Yani bizim Ali Beyköy'de şöyle söyleyeyim sana. Ali Beyköy'de 3 yıldır sahasında yenilmiyor. Bunu biliyor muydun bilmiyorum. Yok bilmiyorum. Ha, bilmiyordum. Bilmiyorum. Bu 3 yıldır burada yenilmiyor bu takım. Evet. Yani seyirci burada da Ali Beyköy Spor taraftarı da gerçekten takımına burada büyük destek veriyor ve rakibi dediğin gibi baskı altına alıyor. Evet. Dolayısıyla 3 yıldır da burada hiç yenilmedi takım. Evet. Yani ikinci devre ben Ali Beyköy Spor'un değişiklik belki oyunu değişikliği yapacağını sanıyorum ve evet. Ali Beyköy Spor'un bir gol bulacağını düşünüyorum. Ya şimdi Karşıyaka bulur mu bulmaz mı bilmiyorum ama. Ali Beyköy alt takımdan geldiğine göre şimdi alt ligden gelmiş. Şimdi haliyle siz de üstten geldiniz bu arada. İkiden düştünüz. Yani bizden düştük. Yani tecrübesi değil ama sonuçta burada bir gayret ediyorlar. Enerjileri var. Ali Beyköy taraftarında ben bir şey gördüm şu anda. Mesela genç nüfus çok fazla. Evet. Yani bu güzel bir sevinç. Yani benim için iyi bir görüş. Yani insanlar bir takımın ahengine takılıyorlarsa en azından bunları kötülüklerden alır bu takım yani. Bir de seyircide şu olması lazım. Yani rengine, takımın ahengine, formasına takılıyorsa
Yani gücüne değil. Bugün hangi takım taraftarına sorarsan sor, büyük takımları tutuyor. Ama bence en büyük takım kişinin kendi tuttuğu takım. Semtinin takımıdır. Semtinin takımı, doyduğu takım. Evet, ben mesela Karşıyaka'nın da bir sempatim var. Nereden geldiğini söyleyeyim sana Yusuf abi. Geçen sene ben Karagümrük'ün iç saha maçlarını da takip ettim. Evet. Ali Beyköy'le tam böyle ters oluyordu. Yani Ali Beyköy içeride olunca onlar dışarıda. Ali Beyköy dışarıda olunca onlar dışarıda. Dolayısıyla Karagümrük Karşıyaka maçını seyrettim ben. 5-3'lük maçı. 5-3'lük mü? 3-0'dan 5-3'lük maçı. Yani gerçekten orada ben biliyorsun Karagümrük zaten kanka Karşıyaka'yla. Evet. Çok samimiler. Kardeşiz biz onlar. Kardeşler. Orada Karşıyaka tribünü o kale arkasını neredeyse tamamen doldurmuştu ve müthiş bir atmosfer olmuştu. Ben orada dedim ki ya gerçekten büyük cami olmak böyle bir şey böyle galiba bir şey. Dedim. Buradaki ince nokta ne biliyor musun şu anda? Bak biz kaç senedir şampiyonluk yaşamadık. Evet. Bizim en çok yaşadığımız şampiyonluk basketbol. Düştük. Ama bak şu anda insanlar İstanbul'da geldi, İzmir'den geldi, uçakla gelen var, arabayla gelen var ve bizim İzmir'e inşallah nasip olursa öbür maçta seni de bekliyorum ben, misafirim ol. Gerçek, cidden söylüyorum, Ramiz abiyle beraber. Ramiz abiye de buradan selamlarımızı iletelim, saygılarımızı iletelim, büyük abimizsin. Videomuzu seyredenlere Ramiz abiyle ilgili de bir bilgi verelim. Ramiz abi Ali Beyköy'de burada doğdu, büyüdü. Burada uzun yıllar yaşadıktan sonra İzmir'e yerleşti. Evet. Yusuf abiyle de İzmir'den arkadaş. Ramiz abi bana Yusuf abiyi bul, onunla konuş dedi. Ben de yakaladım kendisini. Kendisine sağ olsun. Saygılarımızı selamlar sunuyoruz. Selamlar Ramiz abiye de. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bizim başarılarımız yok. Neye yok? Şampiyon olmadık. Ama gel gelelim. Demin bahsettiğim gibi 16 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşında tribünlere geliyor çocuklar. Hala bu akımın peşinde koşuyorlar. Karşıya kadar insanlar hangi takımı tutuyor diye sorduğun zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş saymazlar. Biz karşıya kalayız derler. Evet. Yani ama İzmir'in bir de izle demiyorsun bu arada. Biz karşıya kalayız. Ve her zaman savunduğumuz bir konu var. İstanbul'dakilere sen sorarsan hiç Göztepe'yiz, karşıya kalayız, Altaylıyız, İzmir Sporluyuz, Altınoluluyuz demeziz İstanbullular. İzmirliler biz karşıya kalayız deriz. Evet. Yani ama bu abi, ayrı bir şey. Abi şöyle bir şey var ama Yusuf abi biz de İstanbulluyuz. Hı. Yani İstanbul'da daha doğrusu ben Bayburtluyum, memleketim Bayburt ama İstanbullular için de şöyle bir durum var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş da İstanbul takımı yani sonuçta. Ya, mutlaka. Dolayısıyla mutlaka. Bizim de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tutmamız normal bu yani. Ama senelerdir bu algıyla gidiyor bu insanlar. Doğru, haklısın abi. Haklısın. Avrupa'da ya da dünyanın her yerinde millet nerede oturuyorsa o takımı destekliyor. Evet. Sadece Türkiye'de var böyle tuhaf bir durum. Evet, tabii Trabzon'u bunun dışında tutabiliriz. Bursa'yı bunun dışında tutabiliriz. Tabii Trabzon'un da mesela o da ayrı bir potansiyel. Tabii. Mesela ben büyükşehre şey diyorum yani mesela bu kadar başarılı bir grafiği var. Bakın nedense bir tarafta kitlesi oluşamıyor bir türlü yani. Bu da ayrı bir imge. Doğru. Ama inşallah Türk futbolu için de iyi olur. Yani genç nesil futbolcular yetişsin, altyapı yetişsin. Bu takdirlere geçsin yani bizim altyapımız yok bak mesela 1900 Kore'deki, Güney Kore'deki başarılardan sonra doğru düzgün bir milli takım yapımız da kalmadı 2002'den yani. 2002'den sonra doğru. Evet, milli takım yapımız da kalmadı artık yani. Peki Yusuf abi. Buyur. Herhalde rekor kırdık. Estağfurullah. Yani ben kendi adıma rekor kırdım. Bu kadar uzun kimseyle konuşmamıştım. Şarjım dayandı. Bu arada videoyu seyredecek arkadaşlarımızın da hoşuna gider. İnşallah. Ben bekliyorum ben bu videoyu. Emre Hamza abi. Selamlar. Saygılar. Görevinde başarılar. İnşallah ömrümüz varsa Karşıyaka Ali Beyköy deplasmanına geldiğin zaman seni de bekliyorum. Şeref misafirimiz olursun. Ağırlar seni. İnşallah. Teşekkür tamam, ederim. Beklerim. Sağ ol. Tamam, başarılar. Memnun oldum seni tanıdığıma. Eyvallah. Sağ tamam. ol Yusuf abi. Hadi iyi akşamlar. Bak! Eyüp bak!
Kayserispor golü buldu. Şimdi 1-1 oldu skor. Kornerden gelen topa kafa vuruşunu kimin yaptığını göremedim ama Ali Bekir'de 90+4 oldu. Ali Bekir 2-1 öne geçti Karşıyaka karşısında. 1-0 geride tamamlamıştı ilk devreyi. İkinci yarı Mete Mimaroğlu'nun 2 golü 70 ve 81'de geldi. 2-1 oldu. Şimdi 90+4 çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak Karşıyaka. Taraftarlar maçın bitmesini beklerken çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak şimdi Karşıyaka. Hakem düdüğünü çaldı. Şut. Gol oldu. Hoca helal olsun hoca. Allah helal olsun be. Serbest vuruştan gol attı. Son saniyede golü attın. Neler söyleyeceksin? 2-2 beraber bitti maç. Çok mutluyuz. Galip gelmek istiyorduk ama beraberlik de bizim için iyi oldu burada. Yine de iyi mücadele ettik. Beraberlik iyi oldu yani son dakikada. Peki, başarılar. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, maç bitti. Biz de eve geldik artık. Bugün ilginç bir maç oldu. Nedeni şu, Ali Bekirspor 1-0 geriye düşmüştü. İkinci yarı gol atacağını tahmin etmiştim, zaten söylemiştim. İkinci yarı Meta'nın 2 golüyle öne geçti. Sonrasında maç bitti derken tartışmalı bir kararla hakem serbest vuruş noktasını gösterdi. Karşıyaka'da Doğukan İnci'nin güzel frikik golüyle maçı 2-2 beraberliğe getirdi ve müsabaka bu şekilde sona erdi. Bu sonuçta Karşıyaka puanını 5'e, Ali Bekirspor ise 2'ye yükseltmiş oldu. Karşıyaka yani bir puanla sevindi diyebiliriz esasında, çünkü İkinci yarı Ali Bekirspor çok baskılı oynadı. Golleri de buldu. Ama son saniyede talihsiz bir golle beraberliğe razı olmuş oldu. İyi bir maç seyretti taraftarlar. Bu arada tribünler full doluydu. İki takım taraftarlarına da değinirsek gerçekten dostane bir maç oldu diyebiliriz. Ali Bekirspor taraftarı Karşıyaka'lı misafirlerini iyi konuk etti. Stat çevresinde birlikte vakit geçirdiler. Sonrasında birbirlerini tribünde de desteklediler. İki takım rakiplerini de alkışlayarak centilmenlik örneği sergiledi diyebiliriz. Bugünlük sağdan maçın hikayesini de bitirmiş oluyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz yorumları yazabilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Bir sonraki sağdan maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.